Ben nasıl olduğunuzu merak etmiştim. Ama yanlış bir zamanda geldim sanırım. Her zamandır buradasın. Neden buraya geldin? Sıkıldım. Kenan abiyle oynamak istedim. Her yerde seni aradım. Çok korktum anneciğim. Hadi eve gidelim. Ama daha oyunumuz bitmedi. Hadi sen de yardım et, üçümüz birlikte yapalım. Anneannen evde uyuyordu. Çıktığımı görmedi. Şimdi uyanınca bizi merak eder. Hadi gidelim. Ben şimdi geldim. Konakta olmadığınızı öğrenince burada olduğunuzu tahmin ettim. Onun dinlenmeye ihtiyacı var. Herkesten uzak. Biraz gergin gibisiniz. Yani nişanda olanlardan sonra normal tabii gergin olmanız. Ben abim adına çok özür dilerim ikinizden de. Yani ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Abinin yaptıklarından sen sorumlu değilsin. Özür dilemene gerek yok. Teşekkür ederim. Senin abimle beni aynı kefeye koymadığını biliyorum. Ama... Ama? Afife teyze, o senin gibi düşünmüyor. Görmek istemedi bizi. Ya haklı tabii, bir şey diyemem. Ama bir kere bir araya gelebilsek, ne kadar üzgün olduğumuzu anlatabilsek ona. Sen... Yani siz bizim için çok kıymetlisiniz. Nihan'ı yeni kaybettik. Annemin acısı çok tazeyken üstüne bir de bu olay oldu. Hepimizin biraz zamana ihtiyaç var. Haklısın. Umarım Afife teyze de senin gibi düşünür. Zamanla eskisi gibi oluruz. Sana bir taksi çağırayım. Hira'nın yardıma ihtiyacı olabilir. Ben kalabilirim istersen. Yani sen de istersen. Gerek yok. Ben hallederim. Demirhan çiftliğine bir araç gönderin. Gel anneciğim. Geldiler. Thank you.
Nereye kayboldunuz kızım? Bir uyandım evde yoksun. Nefes de yok, merak ettim. Can abim yanına gitmiştim. Annem de beni almaya geldi. Hadi sen de babaya gidelim, yüzünü yık anneciğim. Ne oluyor kızım? Ne işiniz var Kenan'ın yanında yine? Kenan'ın yanına gitmiş. Benim haberim yoktu. Ama tembihledim, bir daha gitmeyecek. Ben bir sofrayı hazırlayayım. Katillerin merhameti olmaz. Sen benim kardeşimin katilsin. Ne yaparsan yap kendini aklayamazsın. Sana yataktan kalkma demiştim. İyileşene kadar yataktan kalkmayacaksın. Ve bu odadan çıkmayacaksın. Yemeğini ye. İlaçlarını da iç. Ve bir an önce iyileşmeye bak. Sana iyilik olsun diye mi yaptım zannediyorsun bunları? Ben sadece... Senin iyileşmeni istiyorum. Çünkü bir kere ölmek senin kurtuluşun olur. Planlarımda bir değişiklik yok. Sadece biraz gecikiyoruz. Hepsi bu. Sen iyileştiğinde... Bu evlilik gerçekleşecek. Söyle Dündar. Orhun Bey, tatsız bir haber vermek için aradım size. Pilotunuz Vural, sizin jetinizde uyuşturucu kaçakçılığı yapıyormuş. Alçak herif. Hakkında yakalama kararı var ama ortadan kaybolmuş. Kim bilir kaçıp hangi deliğe saklanmıştır. Güvenlik güçleriyle irtibatta olun. Yakalanması için ne gerekiyorsa yapın. Ne gerekiyorsa, anladın mı beni? Elbette efendim. Gelişmelerden haberdar ederim sizi. Asiye! Kız, yemek hazır mı? Asiye! Kemen'i sağır mısın?
Dur bağırma. Hazırlıyor kız. Ulan ana kız akşama kadar öylece yatıyorsunuz ha. Ne yatması Raşit? Kız bütün gün çalıştı. Geldi mutfağa girdi. Hazırlıyor işte. Kime diyoruz ki? Bozacının şahidi şaracı. Baba bir bakar mısın? Bak 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 bak. Hareketlere bak. Ne o kız? İki kuruş para kazandın diye babanı ayağına mı çağırıyorsun? Ne var? Annem hasta biliyorsun. Ona bir şey söyleme. Ne istiyorsan benden iste. Ha, başlatma şimdi anana. Sen kaç para kazandın ondan haber ver. Gündelikten kaç para kazanılır baba? Senin yüzünden hırsız damgası yedim. İş bulamıyorum. Zaten hepsiz mağdursunuz. Ya ben ne yapayım? Ha? Senin yüzünden mahallenin yüzüne bakamıyorum be. Ben senin yüzüne yiyecek hiçbir şey yapmadım. Kızına sahip çık diyorlar. Benim gibi bir adama. Ulan bana edilecek laf mı bunlar be? Ne oldu? Ha? Dikleniyordun babana. Şimdi kaldın böyle. Ulan var ya, şu kafanı azıcık kullansan mahallenin laflarını ağzına çıkarız ama. Kenan, hani şu avukat? E tamam zengin bir adam değil ama sana da bize de bir faydası olur yani. He? Ne diyorsun baba sen? Ne biçim söz o baba? Biz Kenan'la bu saatten sonra arkadaş bile olamayız. O zaman sen de bir an önce zengin bir koca bul. Yoksa mahallede çok konuşur da dolu kadın baş ağrısı yapar. Asla astarı olmadığını anlayınca susarlar elbet. Ben namusumla çalışıp kızıma da anneme de bakarım. Kimseye ihtiyacım yok. Allah'ım. Anası kılıklı şey. Lan Kenan liderleri çalışsın. Hazırla şu sofrayı. Açlıktan geberiyorum. Var 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 var. Başka bir halta yarılma. Ne kadar yataktan kalkmayacaksın ve bu odadan çıkmayacaksın.
Üşüyeceksiniz, hava soğuk. Bu sahte davranışlarla Gülsüm boğayabileceğini mi sanıyorsun? Yanılıyorsun. Boşuna uğraşma. Senin ne olduğunu biliyorum. Sen emredilen her şeyi yapan basit bir kölesin sadece. Senin merhametin, vicdanın yok. Derhal odana git. Afife Hanım tenezzül edip telefonlarımıza bile çıkmıyor. Orhun desen onca yol gittin, 10 dakika bile tutmadı senin yanında. Ne yapacağız biz şimdi? Sen beni dinlemiyor musun? İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için kafa patlatıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bir tuhaflık vardı çiftlikte. Ne tuhaflığı? Yani tartışıyor gibiydiler. Ne söylediğini duymadım ama Orhun bağırıyordu. O kız da ağlamaklı gibiydi. Orhun'un hayatını kurtarmak için kendini tehlikeye attı kız. Orhun onu el üstünde tutması gerekirken bağırıyor muydu? Ya çok kızgındı. Bir şey dönüyor. Ama ne? Geçmiş zamanların birinde orman kenarında yaşayan bir kız varmış. Kızın saçları o kadar güzelmiş ki sanki güneş gibi parlıyormuş. Bu kızın adı Altın Bukle'ymiş. Oyun oynamak için her gün dışarı çıkan Altın Bukle'yi annesi hep uyarırmış. Benim güzeller güzeli kızım. Lütfen oyun oynarken arka bahçeden çıkma. Ve sakın ama sakın ormana girme dermiş. Bir gün Altın Bukle evinin arka bahçesinde oyun oynamaktan çok sıkılmış. Ormana gitsem ne olur sanki diye düşünmüş. Ve ormana gitmiş. Anne ben bu masanın sonunu biliyorum. Anlatmana gerek yok. Belki tekrar dinlemek istersin diye düşünmüştüm. Çok mu yoruldun? Evet ama sana sarılınca geçti bütün yorgunluğum. Şimdi daha iyi misin? İyiyim. Hadi uyuyalım. Biliyor musun anne? Kenan abi senin çok iyi biri olduğunu söyledi. Neden öyle bir şey söyledi peki? Gün oyun oynamaya dışarı çıktın. Sonra bir şey oldu ve Kenan abinin yanına gittin. Arkadaşların? Onlar arkadaşlarım falan değil benim. Kenan abi hep iyi şeyler söylüyor. Bizi koruyor. Arkadaşların bir şey mi söyledi? Çok uykum geldi anneciğim. Sen askerdeyken evlendin. Yarı yolda bıraktım seni. Sözümde durmadım. İhanet ettim sana. Köprünün altından çok sular aktı.
Ne sen eski Kenan'sın ne ben eski Meryem. Demem o ki. Birbirimizden uzak duralım. Kardeşime kıyan sen, bana gelen kurşunun önüne atlayan yine sen. Ne yapmak istediğin o kadar açık ki. Böyle yaparak cezanın biteceğini mi düşündün? Hadi bakalım anneciğim. Kızım sen de bir iki lokma at ağzına. Böyle aç açına çıkma sokağa. Ben bir şeyler atıştırdım anneciğim. Bir an evvel çıkmam lazım. Dün birkaç ilan gördüm de erkenden gideyim görüşeyim. Tamam kızım. Benim için ye lütfen. Bir tane de anneannem için. Bak üzülüyor sen yemeyince. Üzülüyorum tabii. Aferin benim akıllı küpüm.
Oh. Bu da Kenan abim için. Hadi anne, bak üzülüyorsan yemeğince. Alo. Evet benim, buyurun. Tabii tabii. Elbette. Tamamdır, geliyorum hemen. Teşekkürler. Hayırdır inşallah kızım? İş buldum galiba. Ne işiymiş bu, anlatsana. Bir ofiste hem çay hem de yemek servisi yapacak eleman arıyorlarmış. Eve de çok yakın. Çok şükür. Kol sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Çok şükür Allah'ıma. Ne zaman başvurmuştun bu işe? Başvurmamıştım. İşkur'dandır herhalde. Hadi ben gideyim geç kalmadan. Benim için dua edin olur mu? Selametli kızım. Kolay gelsin. Selametle. Aç ağzını yapıyorsun? Ne işin var burada? Ben sana iyileşene kadar odandan çıkmayacaksın demedim mi? İyileştim. O yüzden çıktım. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kahve saatimiz geldi. Çekilmiş kahve yoktu ama hazırlıyor. Evet. Tamam, geliyoruz. Git hazırlan, çıkıyoruz. Karakola gideceğiz. Vurulduğumuz için ifade vereceğiz. Ne söylemeliyim? Ne gördüysen onu. Sonrasında imza atıp çıkacağız. Odanda, dolabında kıyafetler var. Git bir tanesini giy.
Gördüğünüz gibi çok kalabalık değiliz. Sadece yemek ve çay servisi yapacaksınız. Ağır bir iş değil. Ağır da olsa yaparım. İşten kaçmam ben. Sigortanızı da hemen başlatırız. İhtiyacınız varsa önden avans da verebiliriz. Sağ olun. Hak etmeden almak istemem. Siz bilirsiniz. Sanırım bir çocuğunuz var değil mi? Evet, 6 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Burada çalışan annelerimiz için de kreşimiz var. Ben de kızımı getirebilir miyim yani? Tabii işe kabul edilirsem. Ben bu işi yapabileceğinizi düşünüyorum. Biz sizinle çalışmak isteriz. Ben de. Ben de çok isterim. İsterseniz hemen başlayabilirim. Hayırlı olsun o zaman. Gelin size etrafı gezdireyim. Alo Esat. Selam Kenan. Eşim Meryem Hanım'la görüşmüş. Bugün itibariyle de işe başlamış. Haber vereyim dedim. Esat sağ olasın. Bir şey söylemem lazım. İmza atmayı bilmiyorum. Adını yaz yeter. O kadarını halledebilirsin herhalde. Elinde çok hızlı maşallah. Sayende dışarıdan yemek yemekten kurtulduk. Mis gibi ev yemeği yiyeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Şimdiden beğendim. Keşke Kenan Bey sizin adınızı daha önceden verseydi. Kenan Bey mi? Evet, eşimin avukatı. Sağ olsun epey yardımcı oldu bize zamanında. Onun tavsiyesiyle aradık sizi. Thank you.
Hoş geldiniz Orhun Bey. Birazdan ifadeniz alınacak. Nişandaki tanıkların beyanları Vedat Bey'in alacağı ceza için yeterli. Sizinle prosedür icabı konuşacaklar. Orhun Efendi'nin vahşi güzeli. Hayatında hiçbir şey beceremediğin gibi beni öldürmeyi de beceremedin. Sen hep kaybetmeye mahkumsun. Kimin kaybedip kimin kazanacağını göstereceğim sana. Daha hiçbir şey bitmedi. Efendim Feriha abla. Hayırlı olsun kızım. İşe başlamışsın anne söyledi. Olmadı o iş. Aa. Neden ayrıldın? Öyle başlar başlamaz. Annen çok sevindi demişti. Eve gidip annemle nefese bir bakayım. Sonra uğrar yanına anlatırım abla. Hay Allah. Tamam. Tamam kızım. Gelince anlatırsın. Canını sıkma tamam mı? Nasılsınız küçük hanım? Bunu bana mı aldın? Evet, bunu sana aldım. Belki birlikte yaparız diye düşündüm. Ne dersin? Ama ben yapmasını bilmiyorum ki. Merak etme, ben öğretirim sana. Bakalım neler varmış. Biz de oynayabilir miyiz? Nefes izin verirse oynayabilirsiniz tabii. Buyurun hanımefendi. Al bakalım. Hop. Evet. Orhun Demirhan'la imza yetkini elinden almış. Hisselerine de tedbir koydurmuş. Sen de gidip öfkeyle herkesin gözü önünde onu vurmaya kalkmışsın. Her şey apaçık ortada. İfadeni ne eklersen ekle cezadan kurtulamazsın. Derdim cezadan yırtmak değil. Sadece gerçekler ortaya çıksın istiyorum. Söyle bakalım neymiş o gerçekler? İlk ifademi verirken şoktaydım. Neticede o kızı vurmak istememiştim ben. Ama sonra toparladım kafamı. Ve esas önemli şeyi söylemediğimi fark ettim. Neymiş esas önemli olan şey? Bana bak. Boşu boşuna kendini savunmaya kalkma. Sen bu ülkenin en saygın iş adamlarından bir tanesini öldürmeye kalktın. Saygın mı? Orhun Demirhan'la da en az benim kadar suçlu. Bunu anlatmak için de ifademe ekleme yapmak istiyorum. Tamam, neymiş Orhun Demirhan'ın suçu? İnsan tacir. Orhun o kızı parayla satın aldı. Köle olarak. Sonra da o göstermelik nişanı yaptı. Kızı zorla tutuyor yanında.
Elimi koluma bağladı Orhun. Gözü sürekli üzerimde. Nefes aldırmıyor. Kendin de o kadar temiz değil ama. Ne biliyorsun? Orhun Bey, kendini köle satın aldı. Ne kölesi onun? Ne diyorsun sen? O Afrika'dan yanına getirdiği kız var ya. He. Bildiğin parayla satın aldı onu işte. Köle olarak. Sen ne dediğinin farkında mısın? Yani Orhun Demirhan'ı kendini Afrika'dan köle getirdi yani, öyle mi? Kendi pilotu anlattı. O kız boşu boşuna atmadı kendini Orhun'un önüne. Kendisiyle konuşursanız dediklerimin doğru olduğunu anlayacaksınız. O kız Orhun Demirhan'ı tarafından zorla tutuluyor. Vedat ifadesini ekleme yapmak istemiş. Onun için de nezarethaneden çıkarılmış. Hira Hanım'ın ifadesini alacak olan memurlar da onunla ilgilendikleri için biraz gecikme oldu. Ne eklenmesini istemiş ifadesine? Henüz bir bilgi edinmedim Orhun Bey. Ama ne eklerse eklesin, yaptığının bir mazereti, bir özrü olamaz. Bu sefer sen de kaybettin. Orhun Bey, buyurun. Kenan abi, ben bunu yapamadım da. Yardım eder misin? Edeyim abicim var. Bak böyle yapacaksın abicim. Ondan sonra buraya taktım mı? Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu da benimki Kenan abi. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Çok beğendi Kenan abi. Siz oynayın, ben geliyorum gençler, tamam mı? Tamam. Arkadaşlarımla birlikte yapıyorduk. Nefes, hadi sen eve geç. Ben de birazdan gelirim. Ama daha oyunumuzu bitirmedik ki. Yarın devam edersiniz. Hadi eve. Öfkeli bağırıyordu. Ne yapacağını anlamadım. Sonra birden silahı çekti. Onu vuracağını anlayınca önüne geçtim. Neden? Neden kendi hayatınızı riske attınız? Thank you.
kendinizi bunu yapmaya mecbur mu hissettiniz? Memur Hanım, sorunuzun maksadını anlayamadım. Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Daha ne sorayım o zaman? Orhun Demiranlı'nın yanında zorla mı tutuluyorsunuz? Bu da nereden çıktı? Memur Hanım, sizin de bildiğiniz gibi müvekkilim kamuoyu tarafından tanınan köklü bir aileye mensup saygın bir iş adamıdır. Kendisine bu soruyu sormanızın bir sebebi var mı? Var. Hakkınızda insan ticareti yaptığınız ve şahsı zorla tuttuğunuza dair iddia var. Memur Bey, hanımefendi Orhun Bey'in müstakbel eşi. Olayın vuku bulduğu günde kendilerinin nişanı yapılmaktaydı. Sorunun muhatabı burada. Gerçeği olduğu gibi söyleyin. Gereken neyse yapılacaktır. Eğer nefes oyunca kaldım diye çıkışacaksan, çocuklar aralarını almıyorlardı öyle tek başına üzgün oturmasın diye. Dün girdiğim işi senin ayarladığını öğrendim. Bu yüzden de ayrıldım. Ne yaptın? Söylemiştim sana. Senin yardımına da merhametine de ihtiyacım yok benim. Sana aç elini de al parayı demedim. Gittim güvendiğim insanları seni çalışman için önerdim. Annenin durumu malum. Kızın daha küçücük, doğru düzgün bakıma ihtiyacı var. Zengin kocan yok artık. Sen daha neyin derdindesin? Senin bu yaptığın gurur falan değil. Senin yaptığın apaçık bencillik. Kenan! Yeter Kenan. Gitme daha fazla kızın üzerine. Bilmediğin şeyler var. Burada güvendesiniz. Gerçeği söyleyin. Orhun Demiranlı'nın yanında zorla mı tutuluyorsunuz? We'll be right back.
ona zindanda olacağını söylemiştim. Kaçıp saklanabileceğin hiçbir yer yok bu zindanda. Ne bir kimliğin, ne de sığınacak bir deliğin var. İra Hanım. Sizi duyuyoruz. Nişanlısıyım. Zorla değil. Sevdiğim için yanındayım.